Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da kömür madenciliğini arttırdı. Çin'in organ yayını Şincan Günlük Gazetesi'nde yer alan habere göre Çin Komünist Partisi kömür kaynaklarının yağmalanmasını hızlandırmak için 6 tesiste kömür madenciliği projeleri geliştirdiği bildirildi. Haberde Çin Enerji Yönetimi geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'da 6 kömür madeni üssünün inşası için yatırım yapmayı planladığı ve toplam yatırımın 7.998 milyar Çin yuanı olduğu ve yıllık kömür işleme hacminin 15.3 milyon tona çıkarılacağı açıklandı. Bilgilere göre projelerin 2020 yılında Çin Enerji Bakanlığı tarafından onaylanan en büyük projelerden biri olduğu, Çin İstatistik Kurumu'na göre 2019 yılında Doğu Türkistan kaynaklı 238 milyon ton işlenmemiş kömür üretildiği ve bunun Doğu Türkistan'ı Çin'in 4. en büyük kömür üreten bölgesi haline getirdiği ileri sürülüyor. Projelerin Sanji Bayınhı madencilik alanındaki Tianye Kömür Madeni projesi başta olmak üzere 6 büyük projeni kapsadığı bildirildi. Çin zorla çalıştırmayı kamuoyuna şiddetle teşvik ediyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşımda olan sözde yoksulluğun azaltılması adı altındaki zorunlu çalıştırma bazlı fabrikaların propaganda videoları Doğu Türkistan'daki mevcut durumu gözler önüne seriyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın Kuçar ve Gulce şehirlerinde genç ve orta yaşlı Uygur kadınların zorla çalıştırıldığı fabrikaların teşvik propagandasının yoğunlaştığı görüldü. Videolarda tanıtım yapan Çinlilerin konuşmalarına göre fabrikada köle olarak çalıştırılan Uygur kadınların okul üniformaları, iş kıyafetleri gibi çeşitli kıyafetler üreteceği öne sürülüyor. Videolarda gösterilen tüm işçilerin kadın olması, Uygur erkeklerinin çoğu toplama kampı ve cezaevinde hapsedildiğini kanıtlarken Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını ve insan hakları ihlallerini yansıtıyor. Çin'in güneş enerji şirketlerinde Uygurların zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı. Dünyanın en büyük güneş enerjisi şirketlerinden bazılarının Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı öne sürüldü. The New York Times gazetesinde yer alan haberde, danışmanlık hizmeti veren Horizon Advision'un yayımladığı raporda Poly, Est Hope Group, Depano Enerji, Shinte Enerji ve Jinko Solar gibi büyük güneş enerjisi şirketlerinin fabrikalarında Doğu Türkistanlı köle işçileri çalıştırdığı ortaya çıktı. Çin basınında Uygur Türklerine güneş sistemiyle ilgili eğitim verildiği ve bu kişilere kalacak yer sağlandığıyla ilgili haberlerin yer aldığına işaret eden raporda, araştırmacılar ve insan hakları uzmanlarının ise bu olumlu haberlerin Uygur Türklerine yönelik zulmü saklamak amacıyla yapıldığını belirttiği ifade edildi. Raporda Uygurların ve diğer etnik grupların ya kendi fabrikalarında ya da tedarikçilerinin fabrikalarında zorla çalıştırılmakla suçlanan şirket sayısının giderek arttığına işaret edildi. Fly, Deponev Enerji, Shinte Enerji ve Est Hope Group ise konuyla ilgili yorum taleplerine dönüş yapmadı. ABD'deki Güneş Enerjisi Endüstrileri Derneği'ye Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinin kınanması gerektiğine vurgu yaparak şirketin tedarik zincirlerini bölgeden çıkarmasını talep etti. Amerika merkezli BuzzFeed haber sitesi de Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının yakınlarına yüzlerce fabrika kurup kampta tutulan çoğunluğu kadın olmak üzere Uygurlara bu fabrikalarda zorla çalıştırıldığı öne sürülmüştü. Çin konuları üzerinde çalışmalarıyla bilinen Adrian Zenz, Çin'in Uygur Türkleri ve diğer etnik grupları pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığına dair 14 Aralık'ta Küresel Politika Merkezi'nde rapor yayınlamıştı. Rapor üzerine merkezi İsveç'te bulunan giyim firması Etmi dahil dünyaca ünlü firmalar Doğu Türkistan kaynaklı pamuk alımını durdurmuştu. Çin'den ABD yaptırımlarına karşı savunma hamlesi. Çin, diğer ülkelerin Çin karşıtı yasalarına karşı vatandaşları ve şirketleri için yeni düzenleme hazırladığını bildirdi.
Bu düzenlemeyle yabancı yasa ve mevzuatların Çinli şirket ve vatandaşlarına yönelik uygulamasını önlemek için bir çalışma grubu kurulması amaçlanırken, yabancı kanunlar nedeniyle olağan ekonomik, ticari ve ilgili faaliyetlerde bulunması engellenen vatandaş ve kuruluşların 30 gün içinde bu çalışma grubuna rapor sunabileceği aktarıldı. Bloomberg'in haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışındaki uygulamalara karşı koymak hedefiyle hazırlanan düzenlemenin Çin vatandaşları ve şirketlerinin yasal hak ve çıkarlarıyla ülkenin menfaatlerini korumak amacıyla yapıldığı ve an itibariyle geçerli olduğu kaydedildi. Açıklamada sunulan raporda kriterin haksızlık olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini doğrulaması durumunda mahkemenin yabancı kanunların uygulanmasını reddeden bir yasaklama emri çıkarabileceği belirtiliyor. Bu düzenlemeyle yabancı ülkelerin hukukuna uymadığı gerekçesiyle ciddi kayıplar yaşayan kişi ve firmaların da devlet kurumları tarafından desteklenebileceğine işaret edilen açıklamada, Çin hükümetinin söz konusu yasalara karşı gerekli karşı önlemleri alabileceği vurgulanıyor. Açıklamada ayrıca doğru rapor sunamayan vatandaş ve şirketlerin uyarılabileceği veya para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi. Çin basınında çıkan haberlerde ise Pekin yönetiminin bu adımı, özellikle de ABD yaptırımlarına Çin'in yasal yollarla meşru müdafaası için yeni bir hamle olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Uygur Türklerine yönelik zorla kısırlaştırmada dahil olmak üzere soykırım, teknolojik gözetim, köle işçiliği politikası nedeniyle alınan yaptırım kararı, borsalardan çıkarma ve işlem yasağı, vize kısıtlamaları gibi Çin Komünist Partisi'ne ve üyelerine, özellikle de Çinli şirketlere karşı birçok önlemi hayata geçirmişti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.